İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam programımızı İstanbul'dan yapıyoruz, Ankara'nın gündemini. Aslında geçen hafta planlamıştık ve seçimlerde yapılacak, önümüzdeki dönemde yapılacak vaatleri, icraatları konuşacaktık ama Berkin Elvan'ın ölümüyle meydana gelen olaylar neticesinde bu akşam aslında seçimleri konuşamayacağız. İstanbul'dayız dedik, konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Sayın Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de tabii bir acıyı paylaşmak istiyorum. Bu bir beylik sözü olsun diye de söylemiyorum. Gönülden söylüyorum. Berkin Elvan gerçekten bir çocuk yaşta. Ocağına, ailesine büyük bir acı, sevenlerine, arkadaşlarına ve tüm insanlığa bir dram yaşandı. Tabii bunlar kabul edilemez şeyler. Her şeyden önce insan hayatı kutsal. İnsanların doğuştan var olan haklarının başında geliyor. Yaşam hakkı, kutsal. Müdahale edemezsiniz. Evet. İnanç hakkı, istediği gibi inanır. Müdahale edemezsiniz. Burada insanlar demokratik haklarını kullanırken, yani bir takım taleplerde bulunurken, bu olayların gelişerek insan hayatlarını kasteden boyuta gelmemesi gerekiyor. Yönetimlerin bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Vatandaşlar da, yurttaşlar da demokratik haklarını demokratik usuller içerisinde götürmeleri gerekmekte. Hele İstanbul gibi modern bir şehirde, dünyanın çok daha farklı baktığı, gerçek anlamda bir barış kenti dediğimiz 8500 yıllık tarihiyle farklı kültür ve inançlardan insanların beraberce asırlardan beri yaşadığı bir kentte, bu kent dokusuna, olgusuna uygun bireyler arasındaki ilişkiler gelişmesi lazım. Ama maalesef çok acı bir sonuç. Tabii yüz binler bu konuda kendilerini ifade etmek ve bu konudaki hassasiyetlerini haykırmak istediler. Gayet normal. Ben toprağa rahmet diliyorum, ailesine, sevenlerine, okul arkadaşlarına, gelecek çocukcağız. Yani bir düşündüğünüz zaman böyle bir hayatın birden bir şekilde sönmesi büyük bir acı. Ve benzer olaylar görmekteyiz. Burada çok daha hassas davranılması, buradan dersler çıkartılması gerekiyor. Yani 21. yüzyılda, modern bir şehirde, böyle bir devirde kalkıp bu eylemlerin veya bu müdahale tarzlarının insan hayatlarını kasteder olmaması gerekmekte. Evet, aslında Nuri Bey, biz sizle başka şeyleri konuşacaktık, seçimi konuşacaktık değil mi? Öyle planlamıştık ama seçimlere bir şey oluyor, giremiyoruz. Yani seçimi, başka bir şey oluyor, seçimi yine konuşuruz Batuhan. Evet. Seçim. Ama seçim Türkiye aslında, seçim gündemine bir türlü şey yapamadı. Demokratik bir ülkede, demokrasilerde seçim sandığı çoğu şeyin çözümüdür. Çoğu sorunun çözüm adresidir. Yani millet seçim sandığına gider. Tüm olup bitenleri böyle, Türk milletinin sağduyusu çok yüksektir. Böyle sarraf terazisiyle tartar gibi çok ince tartar, evet, biçer. Herkese mesajını verir. Belki birileri özellikle bizim seçim satma haline girmemizi istemiyor. Evet. Belki birileri özellikle seçim gündemine giriyor. Seçime gireceğiz. O çok netleşti. Ama Sayın Başkan çok büyük bir hassasiyet, evet, göstererek, çok insani bir şey. Ben bugün projelerimi, bırakın projeleri falan. Evet. Canımız sıkıldığı bir olay oldu. Kendisi talep etti bunu şu programın başında, evet, bizden. Birazcık bu olayı konuşalım. Evet. Bu konudaki aslında insanlara tavsiyelerde bulunalım. Nuri Bey, ama bu konuya ilişkin Sayın Başkan'a yöneltilen bir suçlama var. Biz onunla, evet, başlayalım. Onunla başlayalım. Evet, evet. Deniliyor ki, biliyorsunuz bu genç delikanlı, ben de ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Amin. Umarım böyle şeyleri bir daha yaşamayız. İnşallah. Başka hiç kimsenin çocuğunun başına gelmez inşallah diye ümit ediyorum. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Hiç kimse şu anda o annenin babanın yerinde herhalde olmak istemez. Evet. Onun acısını hiçbirimiz hissedemeyiz. Efendim, bu gezi olayları sırasında bu olay oldu. Gezi olaylarının protesto edilmesi esnasında bu olay oldu. İşte Kadir Bey sebep oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eğer şeyi yapmasaydı, Taksim düzenlemesini, buradaki ağaçlar işte kıyılmasaydı bunlar olmazdı. Bu nedenle oldu gibi size yöneltilen suçlamalar var. Neydi Taksim'deki şey? Hakikaten gezide gösterilen tepkinin hedefi bu muydu? Bu tepki niye yönetilemedi? Niye buralara kadar geldi ve böyle şeylerle sonuçlandı? Biraz da onu konuşalım istersen. Oradan başlayarak gidelim. Buna gelmeden ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Bu sizin bir kısmen dokunduğunuz, evet, konuda.
tabii ki bütün insanlar, insanoğlu tarihinden itibaren yerleşim ve yönetişim evrelerinden geçtiler. Ve ileri demokrasilere doğru geldiler. Hatta biz Avrupa Birliği'ne girme talebimizin temelinde oradaki çok farklı edinimleri ülkemize taşımak, yasal düzenlemeleri taşımak adına. Halen bunu geçemeyen ülkeler var, geride kalmış ülkeler var, geçen ülkeler var. Biz demokratik bir rejimle yönetilmek istenen, böyle bir yönetim tarzını benimsemiş bir topluluğuz. Bir takım sancılar görüyoruz. Yani daha demokratikleşmede biraz mesafe almamız gerekiyor. Bu bunu gösteriyor. Tabii ki demokratik rejimlerde yöneticilerin halk belirler, seçer, takdir eder. Belli bir süre, zaman dilimiyle sınırlı bir süre verir. Siyasi partiler kendilerini takdim ederler, kararını verir vatandaş. Yapılan işlere, hizmetlere, beklentilere ne kadar cevap verilip verilmediğini değerlendirir. Bir daha seçim geldiği zaman değiştirir, değişmez. Bu demokratik rejimlerin en önemli unsurlarıdır. Bizim de Türkiye'de tabii ki bu seçim satında, şu anda biz seçim neredeyse yerel yönetim seçimi olmasına rağmen bunu konuşamaz olduk bir noktada. Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi kuliste ben size. Evet. Biz projeleri konuşmayalım dedik. Çünkü böyle bir ortamda ne bizim o keyif alırız, ne dinleyen keyif alır. Çünkü bir acı var, bir sıkıntı var. Hı-hı. Ve bir farklı boyutlar var. Evet. Şimdi tabii belediye olarak biz insana hizmet etmek, şehre hizmet etmek, bu kentleri yaşam alanlarını kaliteli hale getirmek ve insanları geleceğe taşıma adına ve bir dünyadaki bir rekabetle çalışan, rekabeti oluşturan kentler arasındaki yarışı bu arada bizim de İstanbul'u taşımaya çalıştığımız bir gerçeği var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çok ciddi yatırımlar yaptık. 10 yıldan beri görevdeyim. Evet. Yani bizim baktığımız zaman İstanbul'da geçen gün şöyle bir değerleme yaptık. 2192 proje hayata geçirmişiz. Maşallah. O proje şeyinde bazında bahsediyorum. Bunlardan 539 tanesi uygulama aşamasına gelmiş ama diğerleri uygulanıyor, uygulanmış, bitmiş. Çok ciddi şey. Bunların her birinde bir takım riskler de taşıyarak yapıyorsunuz. Ben bir başka örnek vereceğim. Tabii hiç bunlar gönül istemez. 15 milyonluk bir kent, şehir, evet. Avrupa'nın 23 ülkesinden büyük nüfus şey, açısından evet. baktığınız zaman bir devlet özelliği taşıyor. Bizim Edirne Kapı Sultan Çiftliği hattında o tramvay hattı yapılırken bir vinç, müteahhitin vinci devrildi. O tesadüfen okul çıkışı öğrencilerinden bir tanesinin hayatına mal oldu. Ya bu işi, bunu yapmasaydınız, tramvay olmasaydı, metro yapmasaydınız, vapurları, iskeleleri yapmasanız, yolları yapmasın, benzer, yine bir benzer olay hatırlanır. Avcılar'da metrobüs hattı yapılırken, bir mevcut olan üst geçidi sökerken, kaynakla keserken bir operatör orada hayatını kaybetti. Ha, taşerona ait, belediyenin değil ama biz onunla ilgilendik, yardımcı olmaya çalıştık. Geçen günde hanımla bir ziyaretimizde bir yerde karşılaştık, görüştük. İnşallah ilgimiz devam ediyor. Yani İstanbul devasa bir şehirde. Birçok yatırım yapıyorsanız... Hayat risk zaten efendim. Zaten yani bunları bu yapmasanız... En ufak iş yerlerinde bile. Evet. Yani gerekçeler söyleyebilirsiniz. O olmasaydı, bu olmasaydı. Şimdi Taksim'deki tabii orada bizim birinci etapta yapmak istediğimiz trafiği yer altına alma çalışması. Bunu ilgili STK'lara anlatmışız. Üzerinde tartışılmış ve koruma kuruluna götürülmüş. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 3 noktadaki yeri altı alıştan sadece burasını uygun görmüş. Kasım ayında başlamışız inşaatına, devam ediyor. Son dönem Mayıs ayında Divan Oteli'nin karşısına geldiğimiz noktada bir 2 metrelik bir trotuar genişlemesi için Gezi Parkı'na bir miktar almak gerekmiş. Hı hı. Daha önceki Cumhuriyet Caddesi başında bulunan 40-50 santim çapındaki çınar ağaçlarını budamışız, vinçlerle sökmüşüz, vinçlerle kaldırmışız, kökleri paketlemişiz. Sadavat'ta şu anda yeşerdi, oraya götürmüşüz. Bu işlemde kimse ağaçlarla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Ama biliniyor ki Gezi Parkı'nın ucuna gelecek. Şöyle bir hassasiyet var. Evet, Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası yapılmasın diyenler var. Bu başka bir şey. Bu tartışılır, görüşülür, ayrı bir şey. Ama bu noktaya geldiği zaman hassasiyet
tabii ki çevre ve yeşil hassasiyeti üzerine bir olgu oluşturmaya, fikir oluşturmaya başlanıldı. Hatta ben o dönemde bir rahatsızlık geçirmiştim. 26 Mayıs'ta başlayan bu olaylardan ben 29 Mayıs'ta dışarıya köprüden dolayı çıkabildim ve başlamıştı bu olaylar. Akabinde 1000 civarında sanatçılarda oraya katılan sanatçılardan, öğrencilerden, STK başkanları ve yöneticilerinden, halktan, esnaf odalarından, hatta taksicilere kadar 1000 civarında insanla gruplar halinde görüşme yaptım. %95'i diyorlar ki ilk etapta biz ağaçlar sökülüyor, Topçu Kuşası inşaatı başladı anlamıyla geldik diyorlar. Öyle bir algısıyla geldik diyorlar. Yani kamuoyu yoklaması yapıldı. Nasıl bir şey var burada? Hangi gerekçeyle? Hangi motivasyonla geldi insanlar? Diye %2,5 ağaçla ilgili söylenmekte. Diğeri farklı. Direkt hükümet var, direkt Sayın Başbakan var filan filan. Yani daha büyük yüksek oranlarda. Yani böyle yani bir ağaç hassasiyeti sadece ve sadece %2,5. %2,5. Bunu %2,5. Anket yaptırdınız. Anket yapıldı. Anket yapıldı. Bizim partimiz genel merkezi bunu yaptırdı ki burada nasıldır, nerede hata, yani sıkıntı var, nasıl oluştu, insanlar nedir diye bu. Ben öğrenci gruplarıyla da görüştüm. Her biri ki notlarım var, isimler var elimde. Bunlarla görüştüm. Hatta Mimar Odası Başkanı, İstanbul Şube Başkanı, bunlarla görüştüm. Mimar Odası, bunlarla görüştüm. Hocalarla, akademisyenlerle görüştüm. İlk etapta böyle bir sosyal medyadan bir dalga oluşturulmuş. İnsanlar da evet Topçu Kışlası inşaatı başladı, ağaçlar sökülüyor hassasiyetiyle. Biz tabii ki bu kent yöneticisi olarak burada bu hassasiyetleri takip etmek, kente bir fayda sağlamak çalışırken bir taraftan bir yerleri yok etmek gibi bir derdimiz olmaz. Neticede seçimle geliyorsunuz. Halk bunu değerlendirecek. Öyle düşünürsünüz. Bu hassasiyeti göstererek hareket evet. ediyorsunuz. Kalkıp da hani bir tabir vardır. Affedersin ayağına kurşun sıkar mı derler ya. Biz kendi kendimizi niye böyle bir sıkıntıya sokalım. Burada bir ihtiyaç var. Çıkmış. Ulaşımla ilgili uzmanlarımızın yaptığı çalışmalar bu gerekli görülmüş. Ben çocukluğumda Taksim'e çıkan tarla başına gelen yolun iki şerit olduğunu biliyorum. Ve daracık bir şeydi. Sayın Dalan döneminde bir ada komple kaldırıldı ve genişletildi. İhtiyaç oldu. Ya bunu kaldırırken, yol genişletirken oradan bir şey düşerek bir insanın hayatına mal olduğu zaman sebepsizsiniz denemez. Yani bunlar bir siyasi beklentilere malzeme yapılamaz. Bunu bu kadar ucuz bir siyaset olmamalı. Bu kadar net söylüyorum. Böyle bir ucuz siyasetin olduğu ülkeler demokratikleşmenin daha henüz eşiğinde sayılırlar. Bu bir siyaset değil. Ya olmasaydı bilmem sebep olduğunuz suçlu. Böyle bir şey oluyor mu? Suçlu arıyorsunuz. Bu yanlış. Ha burada evet üzücü bir şey olmuştu. Ha, farklı şeyler vardı. Yani belki başından ki ben onu da söyledim. İlk etapta biz oraya gidebilseydik. İlk anda o ilk şeyde kazıda ya tabii görüşürdük. Rahatsızlığınız nedeniyle mi gidemediniz evet, Sayın Başkan? Evet ben bel fıtığı ameliyatı geçirmiştim. Benim hekimlerim daha dışarı çıkma şeyini vermemişlerdi bana. Böyle bir sıkıntı anındaydı. Gitseydik konuşurduk ya durun bir dakika diyebilirdik. Bu bir müdahale boyutuna da gelmezdi. Bir panikleme ortamı olmazdı. Bir kere her şeyden önce canlılar arasında insan çok farklı bir özelliğe sahip. Her şeyden önce bir akıl ve mantık var. Konuşarak hele ileri toplumlarda bunun eylemlerle çözülmesinin doğru olmadığı ki ben 68 kuşağında eğitim almış birisiyim. Öğrencilik yıllarım. Arkadaşlarım hatırlar okul kantininde otururken her iki kesimden insanlarla aynı masada oturup ya bu yanlıştır. Birbirimizin için karşısına çıkıyoruz diyen birisiyim. Yani hoşgörü ve toleransları dikkat eden birisi olarak konuşuyorum. Çünkü İstanbul bizi böyle yetiştirir. Bir başkası ötekinin farkında olmak. Bir söz söyleyeceğim. İnsan her şeyi affeder. Adam beni konmamayı affetmez. Esas düstur bu olmalıdır. Bizim tabii ki ileri toplumlarda, ileri demokrasilerde arzu ettiğimiz ki Sayın Başbakanımız da 3 hafta önce bizim seçim çalışmaları başlattı, start verdi Ankara'daki toplantıda. Bu dönem artık dedi ki bence önemli bu bir şey ve biz geç kalmışız sana açık söyleyeyim. Ha, bunu birileri söylüyorsa yapıyor değiller. Onlar sadece bunu propaganda olarak kullanıyor. Gerçekte olmayan,
maalesef ülkemizde. Katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı. Katılımcı, yerel yönetimlerin zaten Avrupa Birliği özellikli şartlarında bu konuyu diyor ki halka rağmen farklı adım atamaz yerel yönetici. Halk ne talep ediyor bunu görmeniz lazım. Halk ama halk, sizi seçmişse? Tabii siz seçmişse her şeyi ama yaparsınız. Ama seçilmeyenin de belediye başkanısınız. Yani size oy vermeyen bölüm hani de... Tartışmanın bir boyutu ya Nuri Bey. Yani halk sizi seçmişse? Seçmişse şunu söyledim. Ben hatta geçenlerde bir konu oldu. Bir adayın geldiğim zaman iki bey arazide bedava vereceğim dediği için dile getirdim. Bir krallık değil. Her şeyi ben yaparım. Ben size yetkiyi aldım. 5 yıl benim dediğim gibi hareket etmek zorunda toplum değil. Toplumu hissetmek, duygularını görmek, hassasiyetini takip etmek zorundasınız. Topluma rağmen yerel yönetici farklı adım atamaz. Çünkü her gün berabersiniz. Sizin göreviniz halkın mutluluğu, şehirle beraber yaşamak, yaşam kalitesini artırmak. Anladım. Ve dünya standartlarında iyi bir noktaya getirmek. Böyle bir görevimiz var. Ama bunu yaparken, kentin ihtiyacını karşılarken, belki 15 milyona soramazsınız. Çok zor bir şey bu. İşte biz vapurları sorduk, otobüslerin rengini sorduk. Bunlar spesifik şey olduğu için bunu soruyorsunuz. Ama bir proje, hani şöyle bir şey vardır. Bir ressam bir resim yapar, meydana asar. Ya altına yağlı boyalı bir fırçaları koyar. Der ki hatalı gördüğünüz yeri düzeltin diye. Ama bir gelir ki tablo diye bir şey yok. Ama tamam, herkes bir yerini karıştırmış. Yani böyle bir şey. Burada hassasiyet tabii ki toplumların beklentileri, yapısını iyi ölçerek hizmet sunmak zorundasınız. Biz Taksim'i de bir gerekçe gördüğümüz için, ihtiyaç için böyle bir şeye girdik. Ha, kışla ile ilgili olay farklı, o tartışılır, görüşülür. Bugün o de henüz mahkemeden onayı çıktı Topçu Kışlası ile ilgili, mahkeme uygun buldu. Reddedilen itirazı iptal etti gibi filan. Ama orada 5-6 tane başka davalar var. Plan iptal ettirilmiş, onlar uzun süreç, o farklı. O zamanı geldiği zaman oturup konuşulması, değerlendirilmesi gereken şeyler. Efendim o dönemde yani şimdi bakınız, affedersiniz, şunu diyemezsiniz. Şimdi toplumda, hele 14 milyonluk toplumda, kentte, birçok farklı görüşler var. Bir kısmı ister, bir kısmı istemez, bir kısmı hayır, bir kısmı şu. Yani böyle bir şey toplumda. Siz burada asgari müştereki bulmak zorundasınız. Kalkıp da tek taraflı, benim gibi herkes düşünsün, bana uysun deme hakkım yok benim başkan olarak. Burada beklentiler nedir, kente ne katar, ne götürür, ne getirir, bu hesabı yapmak zorundayız. Çünkü 5 yılını yönetirken kentin geleceğini de karar vermiş oluyorsunuz. Bu dönem ki tekrar İstanbul'a bizi takdir ederse daha farklı bir süreci başlatacağız. Sayın Başbakanımız çok iyi niyetlerle affedersiniz bu belediyeler yasasını düzenlerken ve bir takım reformlar yapmaya çalıştılar, yapıldı. Kent meclisleri, konseyleri, kent konseyleri diye bir olgu koydu. İstanbul'da 2000'in üzerinde olması gerekiyor. Katılımcı üniversite rektörleri, üniversite STK'lar falan 2000 küsür. Bir davet yaptık. Yani çoğunluğu sağlayamadık. Kaç kişi geldi? 100 kişi geldi mi? Yani işte böyle bu çalışmaz. Böyle bir sistem yürümez. Siz bunu herkese bu nedir diye de sorma şeyiniz yok. Ama spesifik noktalar sorulur. Genel fikirler sorulur. Genel kabullere bakılır. Halk ne diyor? İnsanlar ne diyor? Beklentiler nedir? Cevabı nedir? Biz Taksim'de böyle bir düzenleme yapmak istedik. Ve yol ihtiyaç vardı. Çünkü saatte 8000 araç geçtiği yerden biz yarım saatte geçecek hale getirelim diye o çalışmayı yaptık. Ha bu kentte çok metrolar olsa, geçmişte yapılmış olsaydı Taksim'den birkaç hata ulaşabilme imkanı, derdik ki o zaman, kardeşim bireysel araçlarla buraya giremezsiniz. Girerseniz Londra'da olur, şu bedeli ödersiniz. Buraya toplu taşımda gelin. Bu yolun açılmasına ihtiyaç olmazdı belki o zaman. Doğru. Değil mi? Böyle bakmak lazım. Ama tabii ki bizim kent dokusu batı gibi değil. Prost geldiğinde işte geniş caddeler, istimlaklar, Avrupa'nın savaş sonrasındaki yeni gelişimlerini, yeni şeyleri oluşturur gibi bir şeye başlamış. Birçok tarihi eseri de yok etmişler caddeleri yapacağız diye. Yani kentin kendi has dokusu var, kendi değerleri var. Geçmişte olan eski yerleşim alanları var. Bunları tabii ki korumak gerekiyor. Hassasiyet göstermek gerekiyor. Ama bir ülke özelliğinde olduğu için tabii ki burada karar sürecinde de hassasiyetler gerekmektedir. Yani burada ben tabii ki üzülerek bunu gördüm, duydum.
Yani başkan burada sebep oldu dercesine. Yani bu işte yani bıçak Taksimi yapılmasaydı yapmasaydı. İnsanlar katil olmazdı der gibi. Yani böyle bir şey olmaz. Sizin, burada sizin İstanbul'u yöneten birisi olarak İstanbul'u yönetmek çok önemli bir şey. İstanbul'a böyle bir şerefe nail olmak Türkiye'de her kula nasip olmaz. Burası bir peygamberler şehri. Bir evliyalar şehri. Üçüncü döneminiz. Ciddi de bir tecrübeniz var. Kaç çocuğunuz var sizin? Üç evladım var. Üç evladınız var. Altı tane torunum var. Maşallah. Allah bağışlasın. Tabii onların da geleceğini hazırlıyorum. Tabii tabii, tabii tabii. Yani bu demokratik tepkilerini dile getirmek isteyen gençlere ne öneriyorsunuz siz? Yani tabii ki insanlar bazı icraatları beğenmeyebilirler. İlla hükümetin yaptığı veya sizin yaptığınız her icraatı beğenmek zorunda da değiller. Ve bu demokrasi... beğenmediklerini de dile getirmenin yolları nedir? Polisin bu yollara karşı mesela bu gezi olayları sürecinde herhalde kaç vatandaşımızı kaybettik? Berkin'le beraber 8 oldu. 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu yani çok can sıkıcı çok, bir şey. Tabii. Bu bir savaş sırasında olmadı. Bu bir gösteriler sırasında tabii, oldu. Tabii. Bu safiyane bir şekilde oraya demokratik tepkisini göstermeye gelen insanların, marjinal örgütlerin tuzağına düşmemesi için ne yapmaları gerekir? Yani çünkü masumane bir şekilde hakikaten geliyor orada bir şey söyleyecek. Çevreyle ilgili evet, bir duyarlılığını dile getirecek. Karşı çıkacak. Olay başka bir yere gidiyor. Başka yerlere doğru gidiyor ve olayın ortasında buluyorsunuz kendinizi. 1986'da Japonya'daydım. Evet. Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe gibi şehirlerde bir müddet kaldım. Bir gün Tokyo'da bir cadde kenarında böyle yaşlıca insanlar, ellerinde dövizler, pankartlar, sessiz ama ne kadar kalabalık. Tabii Japonca yazılar. Nedir bu diye sordum. Dediler ki protesto ediyorlar ama çit yok. Sessiz protesto. Sessiz, ellerinde pankart yazıyor. Tabii demokratik ülkelerde vatandaş tepkisini koyabilmeli, beklentilerini bir şekilde ifade etmesi lazım. Yönetimleri gerektiği zaman uyarması gerekir. Yani yok da ben seçtim, her türlü yetki verdim, aldın. Bu değil. Böyle bir yönetim tarzı zaten demokratik bir rejim anlayışı taşınmaz. İşte biz de burada, hele yerel yönetimlerde bu hassasiyeti gösteriyoruz. Vatandaş burada bize attıkları bütün tweetleri takip ediyor arkadaşlarımız. Ben de zaman zaman bakıyorum, devamlı bakmıyorum. İnşallah seçimden sonra sadece bir gün birkaç saat bakmayı düşünüyorum. Çünkü baktım olmaz o kadar. Çok yani bir ülke yönetimi gibi bir kentte. Bunları görmemiz gerekiyor. Evet. Öğrencilerin beklentileri farklı, gençlerin o heyecanlı ki bizim geçirdiğimiz süreçleri de geçiren çocukların beklentileri farklı. Hassasiyetleri, duyarlılıkları daha farklı. Onları da görmek gerekiyor. Zaman çok değişti. Artık dünyayı çok yakın görüyor ve dünyayla temas ediyorlar. Dünyadan arkadaşlıklar kuruyorlar. Sürekli sosyal iletişim halindeler dünyayla. Evet. Artık böyle kapalı devrede yaşamıyorsunuz. Bu bakıma bizim kent yöneticileri olarak olsun veya hangi yönetimde olursa olsun bu hassasiyetleri göstermek gerekiyor. Yani bir yerde bir eylem olayını belki birileri kendisi için kullanmak isteyebilir. Ortamı kendisi için çok farklı bir ortam, üreme ortamı olarak da görebilir. Yani fikirlerini üretme ortamı olarak görebilir. Bunlar hep olacaktır. Evet. Bunda yani insan bahsettiğim gibi inançlarında hürdür. İstediği gibi inanır, istediği gibi düşünür. Ama arzu ettiğimiz şu: İstanbul bir modern kent olması için bu süreçte bir başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde demokratik haklarını herkesin kullanma hakkı olması gerekiyor. Tedirgin etmeyecek ve yaşam alanlarını tehdit etmeyecek şekilde olması gerekiyor. Günlük yaşam alanları. Kent ekonomisini sarsmayacak. Kentin normal yaşamını bozmayacak. Taleplerini bir şekilde dile getirmeli. Gayet normaldir ve olması da gerekir. Bu olmazsa zaten o toplum demokratik bir toplum değil veya bir farklı etkileşim anlamı taşır. Bizim burada da bunları çok böyle duyargalarımız açık, çok yakın takip ediyor olmamız lazım. Yani her şeye kapalı, duymayan bir toplum, bir yönetim de sergileyemeyiz. Ve tabii ki ileri demokrasilerin olduğu toplumlarda vatandaşların eylem ve protesto tarzları bir farklı vandalizm dediğimiz tarzda bir olgu değildir. Bunu görüyorsun ama bazı diyorsunuz Paris'te de Almanya'da da bunları gördük başka. Orada da olmaması lazım. Çünkü 21. yüzyıl
insanlığın artık bilgi çağında, bilişim çağında en ileri noktaya geldiği bir noktada. Bunlar insani değerlerle, kavramlarla örtüşmeyen tarzlardır. Yani bunlar geçmişteki devirlerde yaşamış insanların kuvvetle, bilek gücüyle ki mücadele tarzı artık bu devirlerde geçmemesi lazım. Evet. Ve yadırganıyor. Yani toplumun büyük bir kısmı bunu kabul etmiyor. Bu taraftar toplamaz. Kalkıp da olmuş bir olayda kentte bir iyi niyetlerle başlamış bir kent ulaşımı, yani biz İstanbul'da şu kadar metroya gibi, şu kadar kavşaklar yapıyoruz. Yapmayalım mı? Yapmasay mıydık? Her binde bir şey çıkar, birisi yaşam sıkıntısı olur diye. Yapmak zorundasınız. Burada bunu kalkıp da bir yerde bir üzücü bir olay ortaya çıkmışsa ki hepimiz bunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu üzücü olayı siyasete mal ederek seçim sattığında, yani bunun suçlusu top başlı hesap versin denir mi? Ne kadar etiktir? Ne kadar ahlakidir? Ne kadar doğrudur? Siyaset bu kadar ucuz değildir. Bundan medet uman siyasiler var. Kardeşim, kendi duruşunuzu, kendi samimiyetinizi koyarsınız, İnsanlar sizi okur. İnsanlar baktığı zaman artık görüyor insanları, kimin ne olduğunun farkında toplum. Koyarsınız kendinizi, dersiniz ben daha iyi yaparım, ben bu tip şeylere fırsat vermem, ben daha farklı bir demokratik yönetim algısı ortaya koyacağım. İnsanlar da size güvenir, yetki verir. Demokrasi bu. Yoksa kalkıp burada bu yönde gücünüz olmadığı için başka yönleri tercih ederek iktidar yakalamanın yolu demokratik ülkelerde, girişimlerde geçmez. Para da etmez. Bu kadar net söyleyeyim. Efendim, doğru işte değildir. Aslında sizin söylediklerinizden 10. yılınıza girdiniz. Yani ben şehri, İstanbul'u İstanbullularla beraber yönetiyorum. İstanbullulara rağmen bu 10 sene içerisinde bir şey yapmadım diyorsunuz ama Gezi'de yaşadıklarımız, biliyorsunuz, ağaçla, o sizin %2,5'luk gelen kişiyle başlayan, o %2,5'la başlayan olayların ne kadar, ne boyutlara gittiği, Türkiye'ye yayıldığı, tencere tava çalma olaylarına kadar gittiği. İşte bugün Berkin'le başlayanların da sosyal medyada, Twitter'da veya işte köşe yazılarına baktığımız zaman yeni bir Gezi 2 denildiğini de görüyoruz. Yani sizin böyle bir beklentiniz var mı tam da 30 Mart öncesinde? Şimdi açıkçası tabii birileri bundan siyasi bir takım rant çıkarmak isteyebilirler. Bahsettiğim gibi kendilerini takdim edecek, benimsetecek bir takım argümanları yoksa, projeleri yoksa, ortaya koyabilecek doğrudur, bizi geçecek, açık söylüyorum, dokümanları yoksa böyle bir ortamlar fırsat verebilir mi diye gidebilirler. Evet, 10 yılı tamamlamak üzereyim. Bir dönem için daha partim ve İstanbullular beni, İstanbul'a adaylığımı öngördüler. Deneyimimiz, tecrübemiz, yaptığımız işler var. Ama şunu söylüyorum, söylemeye çalışıyorum. Siz bütün projeleri, tek tek 2000 küsür tane proje dedim, bunlar blok halinde. Bu bir başlığı açsanın altında kaç tane proje var? Kavşak var, şu var, bu var. 286 tane kavşak yapmışsınız. Her birini o bölgelerde sorgulamaya kalktığınız takdirde çok zor, geçemezsiniz ve iş yapamazsınız. Bunun belli bir usulleri var. Spesifik olan şeyleri sorabiliyorsunuz. Zaten belediye meclisi halkın temsil edildiği alandır. Halk tarafından gönderilmiş olan meclis üyeleri var siyasi partilerin orada. Görüşlerini orada bildirirler. Tamam. Ha, bunun tabii ki bir de halkı bilgilendirme. Ben bunu önemsiyorum. Yani ihale yapılmış, işte makineler gelmiş, iş başlıyor değil. Daha öncesinden halkı bilgilendirmek. Yani burada böyle bir çalışma olacak. Bu bilginize bilgilendirilir. Hatta ben arkadaşlarım hep şunu söyledim. Medyada da kayıtlarda vardır. Şehir şantiyeciliği dedim. Nedir bu? Siz arabanızla sabahleyin çıkıyorsunuz. Devamlı gittiğiniz bir yol bakıyorsunuz. Pat kapalı. Allah Allah. Ne bu? Yol çalışması varmış. Buradan yüzü o sokakta kapalı. Buradan çıkamıyorsunuz bir türlü. Veya bir misafiriniz geliyor, gelemiyor. Olmaz böyle bir şey. Bu çok yanlış. Bir kere bir ay öncesinden siz bunun projelerini, planlarını o bölgede asmalısınız. İnsanlara uyarı tabelaları koymalısınız. Artı anonslar yapmalısınız televizyon veya radyolarla en azından. İnsanlar bilecek ki, sosyal medya var, bilecek ki benim bu yerim
veya su kesilecekse bilecek ki ben bir gün susuz, yani deplase ediliyorum, metro yapıldığı için büyük borular yer değişecek. Bilecek ki ben şu günü su alamayacağım, tedarikli olması adına. Yoksa sürprizlerle insan İstanbul'da karşılaşmak istemez. Evet. Ve bir de bu şantiye dedim, yol çalışmaları veya benzer şeylerde vatandaşı yayayı, kent yaşamını etkilemeyecek tarzda tedbirler almak zorundasınız. Kalkıp da orada ya ben yol çalışıyorum, ben belediyeyim, ben veya şu yetkilim veya şu bakanlığın işi diyemezsiniz. Bütün bu yapılan işler halk içinse orada önemli önlemler alırken yaşamı minimum etkileyecek veya etkilemeyecek boyutta bir düzenleme yapmanız gerekir. Ben hatta bu şantiyelere kameralar koyun, merkezden izleyeceğim dedim. Bunları görelim. Hepsini gezmeniz mümkün değil. Dünya kadar şantiye var. Bu gerekli. Yani burada bütün bu yatırımlar insan içinse, insan hayatını tehdit eden, zorlaştıran, sıkıntı veren bir şehir hayatı oluşturan adımlar atamazsınız. Evet. Aslında burada Batuhan'ın biraz da konuyu getirmek istediği nokta şu. Ben de aynı şeyi merak ediyorum, ne düşündüğünüzü. Yani tabii ki bu çok acı bir şey. Bunu tartışılır, konuşulur. Konuşulur tarafı yok. Bu ciddi bir acı, 14 yaşında, 15 yaşındaki bir genci böyle olaylarda kaybetmek, gerekçeli olursa olsun. Nuri Bey, affedersiniz. Bir balina için, bir karabatak için dünya seferber oluyor. Bir hayat yani, için, bir can için. Aynen. Bir varlık için. Eyvallah. Tabii ki bir insan için. Kolay görülemez bu. Bunu böyle yatırılamaz. Bir yeri yok yani. Ama bu üzüntümüzü dile getirme biçimimiz, bu üzüntümüzü, tepkilerimizi dile geçirme biçimimiz ve bu üzüntümüzün birileri tarafından istismar edilmesinin seçim öncesi nasıl görüyorsunuz? Çünkü bazı şeyler üst üste geliyor bakın. Bir, HDP gidiyor Muğla'da, Fethiye'de. Şurada, burada seçim faaliyeti yürütüyor. Son derece demokratik. Şiddet yok içinde. Hakkı hiçbir şey yok. Tabii. Yani siz nasıl gidip Van'da, Hakkari'de, Şırnak'ta seçim faaliyeti yürütüyorsanız, bazı insanlar da Türkiye'nin her bir tarafında siyasi düşüncesi, ideolojisi ne olursa olsun şiddete bulaşmadan gidiyor, seçim ofisi asıyor, tabelasını asıyor. Evet. Bir onların etrafında bir takım olaylar dönüyor. Gördünüz mü bilmiyorum, son günlerde 5-6 kentimizde oldu bu. Yani Bolu'da oldu, işte en son Fethiye'de oldu. Urla'da oldu. Şimdi bir orada bir tahrik var. Ve ülkücü çocukları, ülkücü gençleri o tarihin içerisine çekme çabası var. Ama dün Bahçeli'nin diğer açıklaması yandan, da çok önemliydi. Bahçeli çok, evet, çok önemli çok, bir, evet, çok altını çizmemiz lazım. Açıklama yaptı Sayın altın. Bahçeli. Diğer taraftan Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili bir fısıltı gazetesi çalışıyor. Oradaki gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Şimdi bu delikanlımızın vefatını, ölümünü istismar edip bu olayı şiddete devşirmeye çalışanlar da bütün bunları düşündüğümüzde Türkiye 2014 sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek. 30 Mart'ta yerel seçim. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu çabaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Vatandaşımıza ne tavsiye ediyorsunuz? Efendim, ben sözünüzü kesmeme adına aslında gerginlik devam ediyor ve gerginlik her kademe kademe arttırılıyor. Bir ara verme durumundayım. Sözünüzü de kesmeyelim. Efendim, kısa bir ara daha istirham ediyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet efendim, TGRT İstanbul stüdyolarında programımıza, yayınımıza devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Kadir Topbaş'la Nuri Elibol'da her zamanki gibi program partnerimiz. Efendim, aslında bir taraftan da toplumun, Nuri Bey'in sorusundan devam edecek olursak, sinir uçlarına da basılmıyor değil. Yani bu çok ciddi bir vaka ortada. Hani bir taraftan birileri sahaya sürülmek istenirken bir taraftan insanları umutsuzluğa sürüklemek, psikolojisiyle oynamak. Demin tekrar altını çizmek gerekiyor. Dün akşam MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sokağa çıkmayın uyarısı çok önemliydi bu noktada. Ve hani böylesi bir ortamda şu dikkatimi çekti. Çok sakin konuşuyorsunuz. Yani biz buraya gelirken işte Kızılay'ın ortasından geçtik. Burada olaylar böyle, moralimiz bozuk. Güler yüzle, sakin bir şekilde konuşuyorsunuz. Bildiğiniz bir şey mi var? Hani bir taraftan bir karamsarlık var. Bir taraftan siz çok sakinsiniz. Bir mesaj mı vermeye çalışıyorsunuz? Bunun altında bir şey mi var? Tabii şunu söyleyebiliriz.
tabii birilerinin işine yarayacak bir ortam oluşturmaya çalışılıyor. Yani demokratik haklarını sandıkta aramak için insanlar sandık başına gitmeden önce onları bir şekilde manipüle etme adına bir çalışma da olabilir. Birileri bu ortamı kullanmak isteyebilirler. Hepimiz tarih kitaplarında Birinci Dünya Savaşı'nın çıkışının sebebini Sırplı bir öğrencinin veliaht Avusturya veliaht prensini öldürmesinden geçtiğini biliriz. Öyle okuduk. Gerçek olarak denir ki Shell firması o zamanki Britanya Krallığı'nı sarsacak duruma geldiği için ekonomik açıdan böyle bir şeyden bahsediliyor. Şimdi biz bile yani bir takım toplum mühendisleri devreye girerek bu ortamlarda tabii ki şu anda halkın iktidarda tuttuğu bir siyasi parti var. Yerel yönetimlerde bir siyasi parti var. Bu seçimlerde acaba bunu farklı bir siyasi duruma doğru çekilebilir mi diye. Hatta bunu bırakın yakın coğrafyamızda işte Kırım'da, işte Ukrayna'da, işte Suriye'de, Irak, işte Irak, Mısır'da. Bunlar yaşanıyor. Yani dünya 21. yüzyıla rağmen bir takım şey içerisinde rahat durulmadığını görmekteyiz. Yani Türkiye'de de bir takım böyle denemeler, beklentiler. Ben şu biraz da şöyle bakıyorum. Burada bir başkan olarak konuşmayacağım şimdi. Bir yurttaş, bu Türkiye'nin bir bireyi olarak konuşmak istiyorum. Yani gelişen, ekonomisini düzelten, birileri kabul etmese de ne dese desin bir birey olarak, vatandaş olarak enflasyonun tek haneli rakama düştüğü, IMF borcunun ödendiği ve dünya milletler topluluğunda Türkiye'nin artık etkisinin hissedildiği ki ben Dünya Belediye Birlik Başkanı olarak ayrıca Birleşmiş Milletler'in akil adamlar grubunda olduğum için 26 kişiden birisi olarak bunu oralarda karşılaştığım sorular ve cevaplarla söylüyorum. Böyle bir ortamda Türkiye'nin güçlenmesi, etkili olması, dünyada ezber bozacak hale gelmesi birilerinin işine gelmez. Ha şunu söylüyorlar, bunu söylediğiniz zaman şöyle denebilir. Ya biz bize kim tesis eder? Biz kendi öz irademizle tepki koyuyoruz. Sokakta öyle. Ama bu kimin işine yarar? CNN International hemen yayına giriyor. Ama başka ülkelerde bu kadar girmiyor. Bir tension bilmem, in Turkey. Evet, niçin bunu? Niçin? Bundan bakmak lazım. Bir başka şey daha. Almanya'daki tabii, olayları vermedi doğrusu. Evet, ekonomik krizi etkilenmeden geçirebilmiş bir Türkiye'nin, güçlenmiş bir Türkiye'nin. Yani bizim görevler izafidir. Belli bir müddet buralardayız, daha sonra başkaları olacak. Önemli olan Türkiye'nin, devletin bekasıdır. 77 milyona erişmiş bir Türkiye milleti, halkların, insanların, burada yaşayan yurttaşlarımızın huzur ve mutluluğudur. Bunun hiçbir kentini birbirinden ayıramazsınız, hiçbir insanı birbirinden ayıramazsınız. Geçmişiz, bu tarihimiz var bu kentte, bu ülkede. Böyle bir ortamlara fırsat verilmemesi lazım. Bunu gözlerken biraz hayranlık, hayretle tabii takip ediyorum. Nasıl oluyor diye de endişe ediyorum tabii ki. Ama bunun da geçeceğine inanıyorum. Bir sonuç vermeyeceğine de inanıyorum. Yani bunun bir şekliyle birilerinin beklentilerine cevap vermeyeceğini de 41 yıllık siyasi hayatta olan birisi olarak söylemek istiyorum. Bir büyük siyasimizin bir ifadesi var. İsmini de söyleyeceğim. Sayın Süleyman Demirel'in. Diyor ki siyaset iki şeyle yapılır. Ya ilimle ya filmle. Biz siyaseti ilimle yapıyoruz. Filmle yapanlardan... Bu kadarını söylüyorum. Biz siyaseti ilmimizle, bilgimizle yapıyoruz. Filmle yapanlar da var o zaman. Öyle söylüyor Sayın Demirel. Diyor ki siyaset iki şeyle olur. Ya ilimle ya filmle olur. Biz 41 yıllık siyasi hayatta bulunmuş birisi olarak ve kendi ilmi, bilgimiz, deneyim ve tecrübelerimizi hayata geçiriyoruz. Böyle bir siyaset. Birisi de filmle siyaset yapmaya çalışan birileri de. Bir başkaları da. Burada bir takım şeyler devreye sokabilir, manipülasyonlara getirebilir. Çünkü eğer buna yeterli bir ilim, yeterli bir samimiyet dokusunu koyamıyorsa agresifleşerek bunları ortaya koyabilir. Suçlu arayabilir. Farklı bir sonuca gidebilmenin yollarını arayabilir. Tabii Türkiye'de şimdi maalesef böyle seçim tatlı yaklaştıkça bir takım olaylar lüksediyor, geliştiriliyor ve kullanılmaya çalışılıyor. Burada bir masum çocuk ya, yavru hayatını kaybetmiş. Ocağa evet, ateş düşmüş. Toprağa verildiği saatte bu çocuğun, daha melek mesabesinde bizim inancımızla bu çocuğun verildiği saatte, bakınız bizim Şişli'de
AK Parti'nin 7 tane seçim irtibat bürosu tahrip ediliyor. Bir tanesi yakılıyor. İtfaiye araçları, kim milletin halkın parasıyla ödenen, alınan araçlar üzerine yürünüyor ve tahrip ediliyor. Bu doğru bir şey mi? Taksim'de 99 tane otobüsümüz tahrip edildi. 16 tane itfaiye aracımız tahrip edildi. Yani bunları, bunun maliyeti, bedeli, bu milletin sırtına yarın onu tahrip edin, evi yandığı takdirde veya bir sıkıntı veya bir deprem olduğunda onu kurtarmaya gidecek insanlar bunlar. Niye itfaiye aracı Sayın Başkan? Yani bu milletin, yani burada tabii bir eylem mantığı ortaya çıkıyor. Ama eylemler daha farklı olmalı, daha demokratik olmalı, daha farklı ifade etmeli eylemlerin tarzları oluşmalı. Evet. Yoksa kalkıp da milletin, toplumun, ya tüy bitmemiş yetimin hakkıyla aldığımız itfaiye araçları, İlaç parası bulamayan teyzemizin, ablamızın, kardeşimizin haklarıyla aldığımız araçlar, otobüsler yakılır mı? Kime hizmet veriyor? Günde 250 civarında yangın ihbarı alıyoruz İstanbul'da olarak. Bugün mü yakıldı 7 tane seçim irtibat bürosunuz? 7 tane tahrip edildi, bir tanesi yakıldı. Bugün mü oldu? Bugün. Siz sürekli alandan bilgi alıyorsunuz. İstanbul'daki tansiyon nasıl şu an? Demin de arkadaşlardan sürekli haber aldınız. Benim telefonuma SMS'le bütün yangın ve trafik kazalarının tamamı gelir. Hepsini görüyorum. Yani 200 civarında İstanbul'da olaylar gelmekte. Bunları da takip ediyoruz. Tabii bir yönetici olarak takip etmek zorundasınız. Yakın görmek zorundasınız. Tabii ki kent yöneticisi olarak burada biz kentin huzuru ve sükuneti için gayret gösteriyoruz. Bir taraftan kenti rahatlatmak için yatırım ve imalat yaparken halk için yaptığımız için kentte de herkes huzurlu olsun isteriz. Böyle bir özgürlük olmaz. Ben dün karşılaştığım bir olay anlatayım size. Ankara'da bir yerden bir yere hareket ediyorum. Bilgim yok. Olaylar oluyormuş. Güven Parkı'nın olduğu yerde, Kurtuluş Parkı'nın olduğu yerde. Birdenbire şeyin içerisinde kaldım, bir grubun içerisinde. İnsanlar kaçışıyorlar. Emin olun oradaki göstericilerden daha çok o sokakta gezen, hareket eden, seyahat halinde olan insanlar var. Hepsi tedirgin. Topu topu oradaki bu gösterilere katılan insanlar sayısı 100 kişi. Ama tedirgin olanlar 1000 kişi var, 2000 kişi var. O 2000 kişi, o 100 kişi İstese etkisi hale de getirebilir ama herkes bir panik havasında, herkes bir tarafa doğru kaçıyor. İzleyenler de var, sağduyu iyi yani, değil mi? Tabii taş atan, kent mobilyasını kırıp döken, camları indiren, ellerinde havai fişeklerle polise havai fişek fırlatan, neler böyle bir... Polis de zor şartlarda görev yani, yapıyor. Tabii aslında. Ki yani polis... Yani modern kentlerde, evet. Ülkelerde, evet. Gelişmiş toplumlarda bu tip eylemler olmaması lazım. Bakınız... Geçen yaz Liberya'da bizim bu bahsettiğim akil adamlar toplantısındaki, evet. İngiltere Başbakanı Sayın David Cameron da var. Evet. Liberya Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak gittik. Endonezya Cumhurbaşkanı, Ürdün Kraliçesi, Sayın Mandela'nın eşi falan, biz 26 kişiyiz akil adamlar grubu olarak. Evet. Orada bir toplantıya gittik. Orada edindiğim bilgi, halk 8 yıl ormanda yaşamış ve maymun yemişler. Bir lokma ekmeğe muhtaç insan ellerinde otomatik silahlar var. Sokaklar eylem alanına dönüşmüş yıllar önce. Afrika'da hep bunu görmekteyiz. Yani bu nasıl bir iştir diye bakıyorsunuz. Yani toplumu tedirgin etmek, yaşam alanlarını rahatsız etmek, bir insanın hürriyetine kadar dayanıp tecavüz, hürriyetini etkileyecek hale getirmek, yani bu nasıl değerlendirilir? Ve ileri toplumlarda, gelişme, onu Afrika'dan bahsediyoruz ama gelişmiş bir ülke, gelişmeye çalışan, dünyaya temas eden bir ülkeyle de bu görüntü, hele İstanbul'da, hiçbir kentimizde dünya kenti, olmaması bütün lazım. Dünyanın gözünün üstünde, bakınız, olduğu bir kent. Çok canibi dikkattir, çok önemlidir. Osmanlı İstanbul fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'un fethinin hemen ikinci günü, birinci günü askeri dolaşıyor ve gereken ganimet o yasaklamıyor. Neden? Teslim olmadığı için. Evet. İkinci günü askerlerin dolaşması şehirde yasaklıyor. Ve arkasından ki müjdelenmiş bir şehir, müjdelenmiş bir komutan edasıyla kalkıp tahta oturmuyor İstanbul'da. Hızır Çelebi diye bir zatı, yargıç aynı zamanda, kadı dediğimiz kişiyi belediye başkanı olarak atıyor ve kendisi çekiliyor. Ve insanlara
her türlü insani haklarının, malının, mülkünün, namusunun, her şeyin teminat altında olduğunu ferman buyuruyor. Özgürlükler kentidir diyor burası. Herkes burada canından emindir diyor. Ve o tarihten itibaren, bakınız kaç yıl bugüne kadar değerlendirdiğiniz zaman gerçek anlamda bir barış kenti olmuştur. Yani farklı kültür ve inançlarda insanlar aynı sokağa paylaşmış. Evet. Camis, kilisesi, sinagog yan yana olmuştur. Bilirsiniz, Jean-Jacques Rousseau'nun babası Galata'da yaşamış. Sarayda saat tamircisi. Jean-Jacques Rousseau, Fransa ihtilalinin fikir babası. Evet. Diyor ki hatıratında, benim fikirlerimin oluşması babamın İstanbul'da bulunuşu var diyor. Döndükten sonra doğmasına rağmen. Niye? Hümanizm dedikleri Batı'nın gerçek anlamda insanlara değer veren, bir ötekinin farkında olan, bir ötekine dikkat eden hassasiyetleri görüyor. Çünkü İstanbul'un fethinden önce şatolardan, kalelerden ve kale şehirlerden yönetilen toplum yerine halkla temas eden bir yönetim anlayışı Osmanlı ile geliyor. Böyle bir yönetim anlayışı. Ya biz bu hoşgörü topraklarında yetişmiş insanlarız. Zaman zaman söylüyorum, Yunus Emre'nin aşkı, Şeyh-i Dibali'nin tevazusu, Hazreti Mevlana'nın hoşgörüsüyle yorulmuş toprakların bireyleriyiz. Birbirimize hoşgörüyle bakmak zorundayız. Evet. Büyük bir milleti, büyük bir millet olma olgusu bu, ama bunu kalkıp da bugün yaşam alanlarını tehdit eden, evet, tedirgin eden bir sıkıntı belki yoksa. De efendim seçimi konuşturmama anlamında, hani başta Nuri Bey de söyledi ya, şimdi sonda 5 dakikaya girdik. Bir taraftan da bir başka unsur da var, kasetler var. Biz artık hani seçim sattığına girildiği için Nuri Bey'le öyle planladık. Her hafta bir büyük ilim belediye başkanıyla, adayıyla yayın yapıyoruz. Ona da soruyoruz. Mesela Binali Yıldırım'a ben geçen hafta sizin kasetiniz var mı dedim. Bekliyorum dedi. Olabilir dedi. Her akşam 9 ile 11 arasında bir kaset piyasaya sürülüyor. Yani efendim şunu söylemek istiyorum. Yani siz de böyle... Şöyle söyleyeceğim. İnançlı bir insan olarak. Evet. Atuhan Bey. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Allah korktuklarımızdan emin etsin. Bilemezsin ki. Yani bakınız o kadar enteresan ki. Yani biz bir telefon etsek. Desek ki alo, akşam eve 10 tane muhallebi bırakın. Misafirlerim var. Birileri bunu dinlerken 10 tane muhallebiyi nasıl değerlendirirler? Yani bunu akıl almaz. Yani artık 5000 kaç kişi dinlen, 500 bin falan diyorlar. Yani 1 milyon efendim. 1 milyon. Yani neredeyse insanlar birbirine diyecek ki sen dinlenmedin mi? O halde sende iş yok. Niye dinlenmemişsin? Böyle bir şey olur mu? Bu kadar özlük haklarına, insanın hürriyetlerine tecavüz edilir mi? Ya ben telefonda ve size başka bir şey konuşabilirim efendim bir de, yani. Bir de kardeşim bunlar bir tarafa hani yasal dinleme falan değil. Bir de montajlarla, evet, programlar, şeyler hazırlayacaksınız. Getireceksiniz bunu. Nasıl bir ahlak, nasıl bir değer? Evet. Hadi ayıkla birincini taşıyın. Siz Allah şerlerinden olmaz, muhafaza eylesin. Yani öyle diye diyoruz yani. Belediye yasasını konuşalım mı biraz? Efendim? Biraz başlık değiştirip. Şimdi seçimlere de doğru gidiyoruz. Büyükşehir yasası. Büyükşehir yasası. Biraz evet, konuşalım. Büyükşehir yasası ile ilgili Sayın Başbakanımız İstanbul'u ve Kocaeli'ni il hudutlarıyla, valilik, vilayet hudutlarıyla çakışır halde yönetimi 2004 Temmuz ayında yasal düzenleme yapıldı. Biz İstanbul'da bunu Kocaeli'de uygulamaya çalıştık, başladık. Köylere, köyler mahallemiz oldu. Sıcak asfalt götürdük, altyapısını yaptık. Halen arıtma tesislerine kadar yapmaktayız. Ve Türkiye'de 16 büyükşehir varken Sayın Başbakanımız bir kanunda 30'a bunu çıkartarak bu seçimden sonra bütün köyler o büyükşehirin mahallesi olacak. Bu ne demektir? Bir plan bütünlüğüne giriyor ve o köylerin altyapısı, atık sularıyla ilgili, ishalatlarıyla ilgili, hatta ulaşımla ilgili her şeyi büyükşehir belirleyecek. Artı bu yasada 10 yıl itibariyle yatırım bütçesinin en az %10'u kadar o yerlere, evet, yatırım yapacak. Yatırım yapacak ve böylece bir kalkınma. Türkiye'nin nüfusunun %73'ü buralarda yaşıyor. %73'ü. 2000 altındaki belediyeler, nüfusu olan belediyeler kalktı. Hı. Ve böylece Büyükşehir Yasası'na evet, katılmış oldu. Onlar daha da fazla hizmet alacak. Değil mi? Onlar da ilçelerde oy şu anda kullanacak. O ilçe, köyler Büyükşehir'e oy kullanacaklar. Köyler, evet, Büyükşehir'e oy kullanacaklar. Beklentileri de tabii ki fazla oldu. Efendim zaman çok çabuk geçti. Süremiz bitti ama Nuri Bey, ORC'nin bir anketi vardı. Siz %38, Mustafa Sarıgül %40 görünüyor.
Sizde bir anket var mı? Onu soralım, bitirelim efendim. Benim anketim vatandaşlar. Gözlerine baktığımız zaman onların duygularını, gerçekten bize karşı olan gönüllerindeki yerlerini, yerlerimizi görüyoruz. Yani 41 yıllık siyasette olan birisi olarak, 20'nin üzerinde seçimlere girmiş, seçim çalışmalarına belki daha fazla katılmış birisi olarak bunları biz sonuçlarını görüyoruz. Yani ben İstanbul'un vefa duygusuna güveniyorum. Bu kente çok iş yaptık. 60 milyar, 60 katrilyon yatırım yaptık. Metrolarla her yere metro, her yerde metro diyoruz. Bu çalışmamız var. 15 milyona dayanmış bir şehirde su problemi yok. Birileri ne dese desin. Sular İstanbul'da, akacak mı yazın efendim? Akacak tabii ki inşallah. %91 civarında arıtmadan geçiriliyor bütün sular. İleri biyolojik derecede arıtmalarımız var. Şu son yarışlarla biraz şey oldu. %17 günlük bir su. Siz İstanbul'a verdiğiniz suyun %91'ini biyolojik arıtmadan mı geçiriyorsunuz? Hayır, %91'in tamamı değil, büyük bir bölümü arıtılıyor %91'i. Ama biz şu anda Ataköy arıtma tesisi 400 bin metreküp, ambal arıtma tesisi 400 bin metreküp, bunlar bitti ve devreye girdi. Selimpaşa'da bütün sahilleri kuşakla 22 kilometrelik kolektörlerle deniz seviyesinde 8 metre dipten hepsini alarak bütün o sahilleri arıtıyor. Her tarafta ağırlıklı bu çalışmamız var. Yani kent meydanlarıyla, bölge parklarıyla şehir başka hale gelecek de şunlar düzenledikten sonra bunların tadını nasıl söyleyeceğiz? Evet, konuşmak, evet. Ben inanıyorum ki burada insanlarımız bu tip olayları benimsemiyorlar ve buna da prim vermezler. İnanırım ki siyasiler bunu kullanmak isteseler de fayda vermeyecektir. Çok hoş şeyler değil. Türkiye dünyayla yarışan bir ülke. İstanbul'da evet. 2011 yılında dünyada 500'ün üzerinde katılımcının katıldığı kongreler sıralamasında İstanbul birinci oldu 2011'de. Bunu ilan ettiler. Harika. 2012 daha henüz ilan edilmedi. Nereden nereye geldik? Evet. Dünya finans merkezi olma konusunda, İstanbul'un finans merkezi olma konusunda çalışması var. Fuarlar, kongreler merkezi olma konusunda hassasiyetler var. Bunlar iş demek, aş demek, istihdam demek, gelecek ama demek. Ama böyle sokaklar savaş alanında çevrilirse kimse gelmez yani. Gelmez. Onu nasıl denilecek? Ve başkan sular da akacak dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Problem yaşamayız inşallah, şu sıkıntılar bir an önce bu geçeriz. Asıl sıkıntı bu diyorsunuz. Bu efendim çok efendim. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Ağzınıza Büyükşehir sağlık. Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş. Ağzınıza. Program partnerim İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol'la beraber yaptık. Size başarılar diliyoruz. Seçimlere sadece ve sadece 18 gün kaldı. Umarız bundan sonra seçim konuşur ama. Demokratik bir yarış, medeni ölçülere devam etsin. Evet. Ve saygın bir seçim geçirelim. Vatandaş tercihini yapsın. Vatandaş sandıktaki kararına herkes uymak zorunda zaten. Bunu çok biliyoruz. Sağ olun. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Efendim biz yayınımızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi bu sözlerin yorumunu siz sevgili seyircilerimize bırakarak hoşça kalın diyoruz efendim. İyi akşamlar.